Değerli milletvekilim, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Özellikle astsubaylarımızın hak mağduriyeti yaşadığı ve bu hak mağduriyetinin gündeme getirildiği bu ortamda bizlere burada destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kahraman astsubaylarım, abilerim, kardeşlerim, cesur yürekler, merhaba. Görünmeyen askerlerimiz, eşlerimiz, merhaba. Dokunduklarında görmediğimiz, doğduklarında görmediğimiz gibi büyüdüklerinde şahit olmadığımız çocuklarımız, merhaba. Her gün şehit mi olacak, gazi mi olacak, evine gelebilecek mi diyerek evlat acısı çektirdiğimiz analarımız, babalarımız, merhaba. Her tayin olduğumuz yerde bize ailemizden daha yakın olan canımızı, canlarımızı birbirimize emanet ettiğimiz can dostlarımız, kardeşlerimiz, merhaba. Bugün aramızda olmayıp gönülleriyle bizimle olan emeklisi ve çalışanı ile tüm meslektaşlarımıza, astsubaylarımıza, merhaba. Astsubaylarımızın, askerlerimizin yani bizlerin sayesinde sıcacık evlerinde aileleriyle güven içerisinde olan tüm milletimize merhaba. Bugün burada Milli Savunma Bakanlığımızın önünde toplandık. Peki neden? Bizler astsubaylar olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi de olsak Milli Savunma Bakanlığımıza bağlıyız. Her türlü hakkımızı alacak ve savunacak olan yegane kuruluşumuz burası. Ve bizler buraya dinlenmeye değil, hakkımızı alın artık demeye geldik. Burada tüm yetkililere bizleri ve bir anda ölüme göndererek analarımızı, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı çaresiz bırakanlara senelerdir sesimizi duyup da duymazdan gelenlere, bizleri görüp de görmezden gelenlere karşı hep birlikte tek yürek olup seslenmeye ve tüm gücümüzle haykırmaya geldik. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle savaşmış kahraman askerlerini sokaklarda hak aramak zorunda bırakmaz. Ama bunu bizlere mecbur bırakıldık. Bundan böyle çareyi sizlerde değil kendimizde arayacağız. Ve kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çare biziz, çare kendimiziz ve çaresizliği asla kabul etmiyoruz. Temat olarak sadece emekli astsubaylarımızın hakkını istiyoruz. İnsanca yaşamak için, onur mücadelemiz için haklarımızı istiyoruz. Her seçim zamanı bize söz verilen ama nedense devamlı ötelenen haklarımızı istiyoruz. Yeter artık, istiyoruz ve alacağız. Bugüne kadar birbirimizi kırıp dökmeden masada anlaşmanın yollarını çok aradık. Çalmadığımız kapı, girmediğimiz kurum, elini sıkmadığımız bürokrat kalmadı. Bizi görmezden gelmeye çalışanlara biz büyüklük gösterdik ve kendimizi tanıttık. Gülümsememizi hiç eksik etmedik. Hepimiz için onur mücadelesi haline gelen haklarımızı almak uğruna senelerce mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızla bile her türlü zorluğa karşı defalarca görüştük. Her defasında da bize çok olumlu yaklaşımlarda bulundu. En son seçimden sonra diye bizzat sözleri var. Ama ne varsa alt kademesi bizleri bir türlü sevmedi, sevemedi. Oysa ki bizler üye ve evlat değiliz. Hele ki Yunan askeri hiç değiliz. Bizler vatan uğruna canımızı veren insanlarız. Göreve başlarken vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda eyleyeceğimize namusumuz üzerine and içtik diyerek yemin eder ve yeminimizi de bağlılığımızı emeklilikte de sürdürerek hatta ölene kadar devam ettiririz. Ama şu da bir gerçek ki biz astsubaylar canımızdan, ailemizden, gördüğümüz astsubaylık mesleğimizi kimseye de ezdirmeye müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz de göreve başlarken toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacaklarına dair şeref ve namusları üzerine yemin ederler. Peki hani huzur, hani adalet?
alnımızın teriyle kanımızın son damlasına kadar kar, kış, yağmur, çamur, yer, gök, su altı, su üstü, kavurucu sıcaklar demeden hiçbir mazeret göstermeksizin görevimizi layıkıyla yapıyor. Üstelik ve ailelerimizden uzakta, yurt içinde ve yurt dışında her yerde çalışıyorsak, masa başında oturanların da artık yok ekonomi, yok enflasyon, yok başka meslek grupların talepleri, bahanelerini duymak istemiyoruz. Kimilerinin önüne yüz binleri sererken, kimilerinin de kuruşu çok gören zihniyeti artık karşımızda görmek istemiyoruz. Yapılması gereken ne varsa yaptık, atılması gereken bütün adımları attık. Şimdi söz sırası halkımızda. Malum halkımız bilir. Asker üşümez, asker acıkmaz, asker uyumaz. Evet, biz asubaylar her türlü zorluğa karşı eğitim aldık. Çocuklarımızın doğumunda eşlerimizin yanında olamadık. Büyümelerine şahitlik edemedik. Her gün evlat özlemi çekerken analarımıza, babalarımıza bir de hasretlik acısını yükledik. Ama artık yeter. Haktan, adaletten bahseden zihniyetin gerçek yüzü ortada. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Bir lokma ekmeğimizi paylaşmasını bilen bizlerin karşısına pastanın tamamı benim olsun zihniyeti çıkaran kişiler utansın. Ama ekmek davası için, ama meslek aşık için başladığımız kutsal görevimiz assubaylığı ve dolayısıyla biz assubayların hakir gören zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Kendilerini bizden üstün görüp masa başında ahkam kesenleri Allah'a havale ediyoruz. Bundan sonra bizler için olmazsa olmazımız tazminat hakkımız. Bizler sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bizler ülkemizde olduğu kadar dünyanın her bir köşesinde huzur ve barışı sağlayan kahraman assubaylarız. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Somali'de, Suriye'de, Arnavutluk'ta, Lübnan'da, Katar'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Kongo Cumhuriyeti'nde, Libya'da görev yapan vefakar ve cefakar assubaylarız. Bizler gençliğimizin en güzel yıllarında ailesiyle olmak varken karlı dağlarda -35-40 derece operasyonlara katılan, denizin yüzlerce kilometre altında küçük tenekenin deniz altının içinde bir ömür geçiren ve o tenekeden kurtulamayacağını anladığı an vatan sağ olsun diyen selama assubaylarız. Bizler başkalarının çocukları babasız kalmasın diye kendi çocuklarını babasız bırakan nice yiğitleriz. Bizler ilk törer şehidimiz Memiş assubayız. İlk kadın şehidimiz Hamiyet assubayız. Afrin şehidimiz Musa assubayız. 15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halis Demirleriz. Bizler yaptığımız işin karşılığında fazlasıyla hak eden, lakin birkaç kendi cebini düşünen kişiler etrafında hakir görülmeye çalışılan yiğit oğlu yiğitleriz. Bakın etrafımızdaki savaşın ülkelere, evi olanın evi yok oldu. Apartmanı olanın apartmanı yok oldu. Yatacak yerleri, kalacak şehirleri kalmadı. Neden? Güçlü bir orduları olsaydı böyle olur muydu? O zaman ne diyoruz? Ordusuna sahip çıkmayan ülkesine de sahip çıkamaz. Maalesef kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeş olarak yaşamayı ve paylaşmayı. Müslümanlıkta adalet, vicdan ve ahlak çok önemlidir. Çünkü adalet olmadıktan sonra, vicdan olmadıktan sonra, ahlak olmadıktan sonra sözlerin, kanunların, tavırların hiçbir kıymeti yoktur. Buradan sadece zulüm ve ahlaksızlık çıkar. Bizler şu anda burada hak mücadelemiz için çaba sabrederken diğer tarafta 3 gündür yollarda olan ve hak mücadelemiz için yürüyüş yapan Sayın Cafer Demir, Sayın Levent Keleş ve Sayın Fatih Kozan meslektaşlarımı hatırlatmak isterim. Artık bundan sonra hakkımızı alana kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sözlerimi yine tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Hakkımızı yiyenlersiniz ama hazmedemeyeceksiniz. Bizler sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler assubaylar tazminat haklarını istiyor. Burada her daim bizim yanımızda olan, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de assubayların sesi olan assubay evladı
içimizde devamlı bizimle birlikte bizim derdimizi paylaşan milletvekilimiz Sayın Murat Bakan'a mikrofonu veriyorum. Başkanım teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, değerli temat üyeleri, assubaylar, abilerim, babamın meslektaşları, aileleri, eşleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada ben iki sıfatla bulunuyorum. Sıfatlarımdan birisi evet milletvekili olmak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Sayın Genel Başkanımızın da talimatıyla buradayım. Özgür Özel'in de selamlarını getirdim size. İkinci bir sıfatım var. O da bir assubay çocuğuyum. 25 yıl bir fiil assubay olarak görev yapmış, sırmalı ay yıldızı kolunda taşımış bir babanın 3 evladından birisiyim. Onun o verdiği emeklerle sizin aynı koşullarda çalışarak ben bugün Gazi Meclis'te bu milleti temsil ediyorum. Dolayısıyla assubayların yaşadığı sıkıntıları, problemleri, tazminat hakkını dile getirmek öncelikle bir assubay evladı olarak bana ve benim arkadaşlarıma düşüyor. Bugün eğer bir assubay 20 sene, 25 sene, 30 sene çalıştıktan sonra emekli olduğunda çocuklarıyla huzur içinde emekliliğini yaşayamıyorsa, kahveye gittiğinde bir çay söyleyemiyorsa, bir assubay emekli olduktan sonra güvenlik görevlisi olarak çalışmak zorunda kalıyorsa, bir assubay emekli olduktan sonra kahvehanede çay dağıtmak zorunda kalıyorsa bundan utanç duyması gereken bizler değiliz. Şerefli, kahraman assubaylar değil, bundan utanç duyması gereken Milli Savunma Bakanlığı'dır. Bundan utanç duyması gereken Jandarma Genel Komutanlığı hasebiyle İçişleri Bakanlığı'dır. Dolayısıyla buradan hem Milli Savunma Bakanı'na, hem İçişleri Bakanı'na, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Assubay, yalçın dağlarda, azgın denizlerde, en zor koşullarda görev yapan, şerefli Türk üniformasını giyen, bir emirle ölüme giden, gerektiğinde üniforması kefeni olan assubayın bu duruma düşmesine biz izin vermeyeceğiz. Assubayların hak mücadelesinde, adalet mücadelesinde bugüne kadar yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Assubaylar, assubaylar Atatürk'ün askerleridir. Hepimiz Atatürk'ün askeriyiz. Hepimiz. Arkadaşlar.